Putin ile Trump'ın görüştüğünü biliyoruz. Bir telefon görüşmesi yaptılar ve Putin'e Donald Trump'ın artık savaşı bitir, gerilimi tırmandırma dediği belirtiliyor bu görüşmede. Hatta Ukrayna'nın da bilgisi var denildi ama Ukrayna hayır böyle bir bilgimiz yok diye. E, bu iddiayı da yalanlamış oldu. Özel Şendir sizle başlayayım ne dersiniz? Rusya Ukrayna savaşı biter mi, bitmez mi? Bizim için de çok önemli. Bunun bir ilk adımıdır acaba acaba bu görüşme ne dersiniz? Vallahi şöyle şimdi herkesin bu konuda bir umudu var. E, bu işin iki tane ayağı var. Bir tanesi Trump hep Moskova, Putin'le iyi ilişkiler kurmak. Hatta Hı. daha önceki başkanlık seçimlerini Rusya'nın müdahalesiyle vesaireyle çok suçlanmıştı. Dolayısıyla Putin'le konuştuktan sonra ben ona böyle söyledim diye e, emir kipli cümleler kurması doğal. Burada e, görülmesi gereken nokta şu. Bir, şimdi Almanya'da koalisyon dağıldı. Yani liberaller çekildi. E, Almanya, Amerika'dan sonra Ukrayna'ya en fazla yardım eden ülke. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya bir şey verme iştahı bitmiş durumda. Dolayısıyla da e, Avrupa'da da bu işin at başı e, Almanya'ydı. Dolayısıyla oradaki kriz de eklenince... Evet, böyle bir şey düşünebiliriz. Şimdi ben Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir röportaj yaptım. O da benzer bir şey söyledi. Yani Trump'ın gelişiyle bu ümit arttı diye. Burada şimdi Ukrayna'nın ikna edilmesi gereken nokta şu. Ukrayna topraklarının ne kadarından vazgeçmesi istenecek Zelenski'den? Yani mesele sadece Kırım'la sınırlı mı kalacak? Putin sadece Kırım'ı kabul eder mi? Yoksa Rusya sınırındaki halkı Rusça konuşan? Ee, ...ve e, referandumla bağımsızlık ilan etmiş cumhuriyetlerin Rusya toprağında kalmasını ister. Bundan sonrakisi bir müzakere süreci. Ee, nasıl olur? Şimdi e, benim tanıdığım Trump bunu bir bilgi değil, analize dayanarak söylüyorum. Ee, Obama biliyorsunuz başkan olur olmaz ona hemen bir Nobel Barış Ödülü verdik. Daha hiçbir şey yapmadan. Yes we can change dediği hmm. için ona bir Nobel Barış Ödülü verilebilmişti. Ee, en büyük hayallerinden bir tanesi... Ee, Zelenski ve Putin'i buluşturmak olacaktır. Değil mi? O sembol bir fotoğraf olur. Ee, tabii, bu Beyaz olur. Saray'da olmaz. Putin bunun için Beyaz Saray'a gitmez ama e, Cenevre'de, orada, burada bir yerlerde böyle bir şeye e, yeltenir mi yeltenir? E, şimdi Zelenski'nin oynayabileceği taş çok azaldı. Şimdi barışı istemeyen taraf Zelenski olabilir. O da şundan yana bir, toprak kaybedebilir. İki, daha önemlisi seçim yapmak zorunda kalabilir. Hı -hı. Ukrayna savaş, hal erte nedeniyle savaş seçimleri ertelemiş seçim yaparsa Zelenski'nin iktidarda kalması çok zor gözüküyor. Dolayısıyla da e, bir garip durum ama e, belli ki Trump bastıracak bu konuda gelişmeler olur mu? Türkiye burada önemli rol oynar mı? E, oynama ihtimali var. E, en azından benim yaptığım konuşmalardan çıkarttığım sonuç e, beklenti bu yönde. Göreceğiz bakalım nasıl olacağını ama evet Biden var. dönemine dö göre artık bir tık daha yakınız o savaşın bitmesine. Değil Meta Demir sizin fikriniz nedir? 24 saatte bitiririm demişti. Şimdiden bunun çalışmalarına başladı gibi mi algılamak lazım bu telefon görüşmesini? Valla Trump topa direkt girdi. Hızlandı. Yani seçim kazandığı anlaşıldıktan sonra tekmili birden her yerden şovlara başladı. Ben de hafta sonu biraz Trump'a çalıştım, baktım ne var ne yok diye. E, hatta sevgili ben sabah da özetlerde görmüşsündü. Trump Junior, Donald Trump Junior yani Trump'ın oğlu e, Zelenski'ye bir sosyal medyadan mesaj gönderdi. Yani sadece Trump kendisi değil, Ailece Trump Putin'le görüşüyor. Öbür taraftan da Zelenski'yi e, bombalamaya başladılar. E, şey demiş Donald Trump'ın oğlu Trump Junior sosyal medya paylaşımında... ...Zelenski'yi hedef alarak harçlığınızı kaybetmenize 38 gün kaldı hmm. demiş yani bu çok çok enteresan. E, şu an Amerikan basını tabii tamamen e, kendini e, şeye Trump'a adadı e, ve e, her şeylerini yazıyorlar. Şimdi gündemle doğrudan ilgili değil ama değerli izleyicilerimizin de ilgisini çekecektir. Şimdi ben yani çok genç değilim ama şu yaşta bile bir şeyler yiyince diğer günlerde kendimi böyle dengelemeye çalışıyorum. Fakat Trump'ın diyet programı açıklandı. Gördünüz mü? Şu sana Amerikan <laughs> Görmedim. basında. Evet. Trump kaç yaşında şu an? Değil 78. 78, 79, 78, 79 yaşında. Trump'ın yani o yaşta ben de böyle bir diyet yapmak istiyorum açıkçası. Sabah kahvaltı yapmıyor. Zorunluysa pastırma yani onlar da herhalde bacon, bacon evet. pastırma diye söyleyelim. Yumurta yiyor. Ben pastırmayı seviyorum. Ben pastırma bölümünü bizim Türk adetlerinde yerim. Fakat o yaşta öğlen köfteli sandviç yiyor. Ay, akşam hamburger yiyor. Akşam da iki hamburger, iki balıklı sandviç ve çikolatalı milk e, yemeden Hiç. günü bitirmiyormuş. Yani ol, diyet programı, bu diyet programı falan değil. Ad adamın aklıya dal geçmek ya da abartıyorlar haberi, haberinde. hani e, Birkaç yerde gördüm o yüzden bunu söyleme ihtiyacı hissettim. O yaşta herkese Allah böyle bir diyet yapmayı nasip etsin kafasına göre yiyor anlamına <laughs> geliyor. Yani iki hamburger, e, köfteli sandviç. Ee, işte pastırma yumurta hepsini yiyor ee, ve Trump'ın demek ki yani normal siyasi saldırılar yaşadığı sıkıntılar falan umurunda olmadığı gibi hiçbir şekilde sağlığı da kafaya takmayarak yoluna devam ediyor beslenmeyle sağlık ee, karar verilemez gerçekten Yani enteresan <laughs> bu enerjinin de nereden kaynaklandığı belli oldu <laughs> ama o yaşta bildiğim kadarıyla insanlara biraz daha dikkatliye falan filan deniyor o yaştan çok daha küçük evrelerde bile ama Trump e, bu şekilde devam. Şimdi Trump tabi mutlaka tarihe geçmek için Ukrayna ile ilgili çok açıklama yaptı. Ukrayna Rusya Savaşı'nı bitirme konusunda iddialı çıkışlarda da bulundu. Mutlaka oraya basacak ama Putin de yani e, Trump'ı bu konularda şeytanlıkta aratmaz. Ve e, oradaki karşı istekleri ne olacak bu kadar yıllık e, işte 2022 Şubat sonundan bu yana devam eden savaşta karşılığında neler isteyecek bu alver dengesi nasıl oluşacak Rusya'yı hani böyle kendi durumunu kurtaran karizmayı da çiz, çizdirmeden bu işin içinden nasıl çıkaracak istekleri öyle kolay kolay kabul edilecek... E, talepler olmayabilir. Bir gelsin Trump ama o zamana kadar rahat durmayacağını, daha çok açıklamalar ve girişimlerde bulunacağını bile e, daha işte 5 Kasım'da yapılan seçimlerde bugün ayın 11'i 6 günde neler yapabileceğini bile kısa sürede gördük. Çok daha fazlasını yapar. Çok enteresan bir tablo öyle bizi karşı karşıya bırakabilir. Trump'ın bir de yavaş yavaş ekibiyle ilgili çok şey yazılıp çizilmeye evet. başlandı. Trump yönetiminin isimleri hangi köşeleri tutacak, hangi kritik isimler gelecek ya da gelmeyecek. Dün yine Amerikan basında şunlar gelir, bunlar kesinlikle gelmez diye yazılıp çiziliyordu. Ama net bir kabineyi gördüğümüz zaman... Ee, bu tandansın ne şekilde devam edeceğini anlayacağız. Yani sadece e, Rusya-Ukrayna savaşı diğer dünya sorunları değil, Tabii. Türkiye açısından da daha net bir değerlendirme yapmak mümkün olabilir. Şimdi...